hoş geldiniz. Bugün maalesef ki kötü bir skorla ayrıldık bu hafta sahadan. Bunun üzerine hem bir genel olarak istişare yapalım dedik, hem de belki bu skordan sonra soracağın sorular olur. Bunun üzerine basın toplantısını gerçekleştirdik. Kardeşim dışarıda birlikte hem Akhisar halkının hem spor camiasının öğrenmesi gerektiğini inandığımız bazı bilgileri de buradan aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi Akhisar'da bir türlü gerçekleşmeyen bir kongre var. Bununla ilgili bazı bilgileri birazdan aktaracağım. Kardeşim hukukçu olduğu için o aktaracaktır. Fakat ben de şunu söylemek istiyorum. Son bir aydır sizinle bir araya gelmedik. Gelişen bazı gelişmeler var. Sportif anlamda çok iyi gittiğimize inanıyordum. Ta ki bu maça kadar. Son dakikalarda yediğimiz goller, penaltılardan ötürü kaybettiğimiz puanlar var. Eğer bunlar olmasa ilk üçün içinde olabileceğimiz bir haftaydı ta ki bu haftaya kadar. Onun dışında geçtiğimiz 10-15 gün öncesinde belediye başkanımızla bir toplantımız, görüşmemiz oldu. Bununla ilgili de bazı bilgiler vermek istiyorum. Akhisarlıları, hatta Akhisar demeyelim, belki de bölge halkını, çevre ilçeleri ile ilgilendiren bir durum bu. Kendisi Akhisar Spor'a verdiği destekler her zaman devam ediyor. Bunun dışında ekstra neler yapabiliriz diye bir toplantı yaptığımızda bizim altyapıya verdiğimiz önemi anlattık. Gelecekte daha iyi hallere gelmesi için neler yapabiliriz diye konuştuk. Bir akademi projesi üzerinde konuşuldu. Belediye başkanımız da sağ olsun şu müjdeyi vereyim. Bize akademi kurmamız için bir spor tesisi, futbolcuların, gelecek vadeden genç çocukların kalabilecekleri, barınabilecekleri bir tesis, bina yapma sözü verdi. Bu çok sevindirici bir haber çünkü bizim tesisimiz küçük olduğu için şu anda 13, 15, 17 yaşlardaki çocukları bilsek de maalesef ki kalacak yer sıkıntısı, beslenme sıkıntılarından dolayı çocukları tesise getirmekte sorun yaşıyorduk. Şimdi inşallah oluşacak bu yeni yapılanmayla Türkiye'nin her yerinden, tabii önceliğimiz yine bu bölgenin çocukları, hatta orada konuştuk belediyede. Türkiye'nin her yerinden yetenekli çocukları alacağız. Ta ki A takım çağına gelene kadar yetiştireceğiz. Profesyonel altyapı hocalarımızla birlikte. Ayrıca çocuğun eğitiminin de aksamaması için şöyle bir şey konuşuldu. Bölgedeki kolejlerden belirli bir kontenjan isteme gibi bir durum söz konusu. Bunu belediyemiz inşallah organize edecek. Yani bir çocuk 15 yaşında Akhisar Spor'a adım attığında belki de 18'ine, 19'una girmeden daha altyapıdan büyük takımların altyapısına, büyük takımların kastım sadece Türkiye değil, tıpkı Altınoldu modeli gibi daha 17'li, 16'lı yaşlarda Avrupa'ya gidebilecek hale getirecek bir yapılanma işine girmeye çalışıyoruz. Bu büyük bir olay. Onun dışında devam eden süreçte sosyal medya üzerinden bazı eleştiriler tabii ki alıyoruz. Kötü bir skor aldık. Şunu soracaksınızdır. Ben söyleyeyim. Oyuncularımızla, hocamızla ilgili hiçbir problem yok. Böyle bir istifa gibi şeyler yazıldı. Böyle bir şey yok. Olacaktır. Dediğim gibi bu haftaya kadar kaybedilen son dakika puanları olmazsa İstanbul Spor maçı, Bolu maçı yine aynı şekilde penaltı. İlk üçün içindeydik. Yani hocamız gayet başarılı gidiyor. Futbolcularımız gayet özverili gidiyor. Bildiğimiz gibi bu yıl federasyon gelirlerimizin hepsi tembihli acizli olduğu için çok kısıtlı bütçeyle takımı idare etmeye çalışıyoruz. Tamamen kendi finansal çabalarımızla takımı götürmeye çalışıyoruz. Bu futbolcuların alışık olmadığı bir şey. Özellikle Akhisar'da. Çünkü geçtiğimiz yıla kadar Akhisar'da Türkiye'nin en güzel yönetilir, özellikle ekonomik anlamda kulüplerinden biriydi. Borçsuz kulüp, gününde ödemeler yapılan kulüp. Akhisar'da şu an mevcut oyuncularımızın birçoğu da buna alışmış. Bu senede transfer tahtamız kapalı olduğu için, yer oyuncu almadığımız için düşünebiliyor musunuz? Geçen sene gününde yapılan ödemeler, ta ki işte pandemi dönemine kadar
böyle oynayan bir oyuncu bir anda ödemeler kesildiğinde psikolojisi olumsuz etkilendiği için buna alışması da zor oldu. Şu an fakat bu süreçte peyderpey elimizden geldiği kadar oyuncuların bir nebze daha bu süreçten en az psikolojik sorununa götürmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki onlar da bence gayet özverilirler. Bu haftaki yol kazasını da atlatacağız. Hocamızla beraber, takımımızla beraber kenetleneceğiz. Daha güzel bir hal alması için de takım mücadele edeceğiz. Bunun dışında biraz da sözü kardeşim dışarı bırakmak istiyorum. O da mutlaka ekleyeceği şeyler vardır ve seçim sürecini falan size anlatır. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet, ben de herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar sizleri yorduk. İnşallah güzel bir basın toplantısı olur bizim için. Şimdi yaklaşık bir ay önce en son konuşmuştuk. Bu bir aylık süreç içerisinde takımımız belki elimizin ayağı olduğu geldi diyelim. Peş peşe galibiyetler Bursa'dır, Eskişehir'dir. Ardından bir Bolu'da böyle bir penaltı kararları, bir penaltı yatmış olsaydı biz geçtiğimiz hafta ikinci sırada girdik. Bu çok ciddi, belki sezon başı hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir pozisyon olacaktı. İlk 10 haftada Akhisar Spor ikinci sırada. Ha belki ben bazen bunlara hayırlı beraberlik diyorum. Yani Bolu maçı için söylüyorum. Maçtan çıktıktan sonra da hedef takım haline gelmektense maç maç bakalım. Bu maç maç bakıp her maçımızı bir final havasında oynayıp belki Allah nasip ederse playoff ya da nasip olur şampiyonluk, artık onu çok dile anmak da zor geliyor. Ama mesele şu, mesele bence böyle bir ağır galibiyetin sonrasında da ağır mağlubiyetin sonrasında da buna inanabilmek. Gerek futbolcusuyla, gerek hocasıyla, gerek yönetimiyle bir bütün olup olabilir, 6-0 da olabilir, 1-0 da olabilir. Yani bu netice itibariyle bir mağlubiyettir. Biz de istemedik 6-0 yenilelim ama bu dakikadan sonra da, yani Keçiören Gücü maçından sonra da biz hala şampiyonluğa kafamızı kaldırabilecek miyiz? Bunu inanabilecek miyiz? Yani Türkiye futbolu zaten aslında hep bu modelde bir futbol. Hatırlayın, Hırvatistan maçı tam yenildik dediğimiz an 119. saniyeden dakikadan sonra 30 saniyede gol attık. Yarı finale çıktık Avrupa Şampiyonası'nda. Avrupa Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti maçı da 2-0'dan çıkıp dönmüştü. Yani biz hep ülke olarak, toplum olarak şimdi bu modellemeyi Akhisar'da yapmak zorundayız. Zor anlarımızda en kötü olduğumuzu düşündüğümüz anda aslında belki de zirveye çıkacağımızın ilk basamağı da diye bakmak lazım. Olaya nereden baktığımızla alakalı bir şey. Yani oku ne kadar çok ileri fırlatmak isterseniz o kadar çok geriye çekmemiz gerek. Ya da dibe tamamen vurmadan yukarıya sıçramak belki mümkün olmuyor diyebiliriz. Böyle bir şey. Keçiören Gücü maçını ben böyle yorumluyorum. İş kazasıdır. Olabilir. Futbolda bunlar ne yazık ki var. Onun dışında takım içerisinde gerçekten ekonomik olarak biz hep kendi öz kaynaklarımızdan bu noktalara kadar getirip idare etmeye devam ediyoruz. Aralık ayı itibariyle kulüp personel maaşlarını kendi kendine ödeyebilecek pozisyona gelecek. Allah nasip ederse Mart-Nisan itibariyle futbolcu maaşlarını kendi kendine bir kısım da olsa ödemeye başlayacak. Ekim gibi artık hani primlerde vesaire planlamamızda Allah da burada olmayı nasip ederse bizlere kulübü yine kendi kendini yönetebilecek bir ekonomik model içerisinde devam etmesini sağlamak. Ve bu süreç içerisinde bizim bu planlamamızda hiçbir oyuncu satışı yok. Şu koyduğum, ortaya koyduğum tabloda. Ama çok yetenekli oyuncularımız var. Çektar son 9 golümüzü, özür diliyorum, son 4 golümüzde 2 gol 2 asist yapmış. Toplamda 9 gol atmışız. Çok ön plana kendini, yani ilk haftalarda yedek kalan bir oyuncu olmasına rağmen bir anda kendini ön plana attı. Hakeza Hasan Ali'den aynı patlamayı bekliyoruz. Bir golü var ama yetmez. Ali Kağan zaten mevcutta her geçen üstüne koya koya devam ediyor. İnşallah bu gençlerimizden de gerçekten üst seviyelere çıkacak artık. Hani evet bu bizim seviyelerimiz üstünde takımlarda oynayacak dediğimiz futbolcularla satışı da olduğu zaman nasipse tabii artık hayırlı olur, hayırsız olur. Böyle bir ihtimalle de Allah'ın izniyle borcumuzu belki bizim normal planlamamızda bu ligde kalırsak 3 senede tamamen borçsuz bir kulüp haline gelmeyi planlıyoruz. Süper Lig'e çıkarsak aynı yıl borç bitiyor zaten. Belki arada değerli futbolcularımızla, genç futbolcularımızı gönderebilirsek borcumuzu çok daha erken bu ligde kalsak bile kapatabiliriz. Ha bu şu demek değil.
yani genç futbolcularımızı sattık, yerine adam koymayacak bir sahip koyacağız. Yani o planlamamız da mevcut. Hiçbir zaman transfer açılmasa dahi Türkiye liglerinin en iyi, yani sadece Akhisarspor'un bulunduğu ligdeki iyi futbolcular olarak da bölgedeki iyi futbolcular da değil. Türkiye liglerinin tamamında altyapılardaki iyi futbolcuları da tarıyoruz. Tabii ki önceliğimiz en alt kademe olarak U9, U11, U13 bu civarda bu bölgenin çocukları. Çünkü burada kalmaları az önce abim de değindi ve belediye başkanlığı da bu konuda bize gerçekten destek veriyor. Projelerimize inanıyorlar. Futbolcunun gelişiminde en önemli şeylerden bir tanesi sadece futbol oynaması değil. Aynı zamanda iyi bir birey olarak, bir düşünce insanı olarak ve zekasını sahada nasıl kullanabiliyor. Bu eğitimi biz verelim. Avrupa'ya gideceksek de burayı lan bir basamak olarak gitsinler. Bunun için de gerekirse dil eğitimi de dahil. Yani çünkü futbolcunun en önemli, mesela Rüştü Reşper gitti, İspanya'da Barcelona'da oynayamadı. Victor Valdez onun yerine formayı almıştı. Niye savunmayla aynı dili konuşamıyor diye Beykat açıklamıştı daha sonra. Ama bizim şimdi giden genç oyuncularımızın ilk yaptığı şeyler hemen o ülkenin yabancı dillerini öğrenmek. Cengiz Ünder bunu yapıyor, Nuri Şahin 5 tane yabancı dil biliyor bildiğim kadarıyla. Yani biz onu daha bu basamaklardan verelim, 13-14'te verelim. Ama biraz daha ilerleyen yaş grubu 17-16-18 o civarda da hiç profesyonel olmamış ama daha yetiştirme bedelini ödeyerek kulübümüze kazandıracağımız oyuncular var. Bunlarla da genç oyuncularla da görüşüyoruz. Belki bize 6 ayda bir çözüm olmayacaklar ama 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra bizim ilk 11'imize çok rahat kazandırabileceğimiz ve belki çok büyük faydalar alıp daha sonra satışını gerçekleştirebileceğimiz böyle bir planlama. Yani biri giderken yerine hemen öbürüne, üretime. Durmaksızın bir üretim. Burayı bir fabrika gibi düşünün, bir futbolcu fabrikası. Tabii bunun yanında da başarı. Nasıl ki geçen sene Ajax Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki de evlatsızın ürettiği halde Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde oynadı. Biz de hem üreteceğiz, hem o genç futbolcularımızın başarılı kulübümüz başarı kazanacak, hem de kendi kariyerleri için daha ileri noktalara gidecekler. Biz de o sırada Allah'ın izniyle kasamızı dolduracağız. Bir daha bu noktaları hiç yaşamayacağız. Şimdi kongre ile ilgili şöyle bir süreç var. Pandemi ile ilgili bir İçişleri Bakanlığı genelge yayınlamıştı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki geçen sefer kongremizi iptal etmek durumunda kalmıştık. Bizim elimizde olmayan bir sebepti o. Şu anda 2 Aralık itibariyle o genelgenin süresi bitiyor. Eğer yeni bir engel çıkmazsa, bir hukuki engel, yeni bir genelge çıkmazsa, bugün alınan karar doğrultusunda kongremizin ilk tarihi 11 Aralık. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 18 Aralık. Burada ama en önemli şey bu Türkiye tarihinde de ilk olacaktır. Yani bizim Özbey kardeşler olarak da samimiyetimizin, şeffaflığımızın ne kadar ortaya koyacağımızı bir sembol olarak, simgesi olarak da bunu yani gerçekten belki 30 saniye bile konuşmadan abilerimle hepimiz tamam hemen yapalım bu kararı alalım dediğimiz bir şey. O da şu, Allah nasip ederse çok önemli arkadaşlar. Yani bunu lütfen sadece görsel değil, yazılı olarak da altını çizilmesi gereken bir başlık olarak görüyorum. Lütfen hani dikkat edinlersek, bütün Akhisar halkına da söylüyorum. Türkiye futbol kulüplerinde de bu seviyeler ilk olacak. Bizim yani tüzüğümüzde yaptığımız bir değişiklik olacak kongreyle beraber. O da şu, bu tüzük değişikliğiyle beraber kulübün yaptığı her borçlanmadan bizler, yani kulüpte bu imza etkisi bulunan yöneticiler kimlerse bu borçlanmalardan şahsi mal varlığıyla sorumlu olacaklar. Yani ben kulübü borçlandırdım, değil mi? 1 milyon. O borç kulübün borcu değil, benim şahsi mal varlığımın borcu. Abimin borcu, diğer abimin borcu ya da kulüpte diğer yöneticiler kimlerse. Bu şu demek, kardeşim buraya kim gelirse gelsin bizden sonra da burada. Nasip hayat, belki yarın öbür gün. Akhisar Spor hep yaşayacak. Bizden sonra da gelen kişi şunu bilmeli. Ben bu kulübü kendi şirketim gibi yönetmek zorundayım. Yoksa şahsi servetim, mal varlığım gider. Yani ben borçlandırdım, kulübü kaçtım gittim. Öyle bir oyuncu borcu, SGK borcu, vergi borcu. Aklınıza ne borç gelirse. Yani yönetim kurulu olarak yapılan bütün borçlardan kişi kendi şahsi mal varlığıyla sorumlu olacak. Bunu yapabilecek biz samimiyete ve özgüvene sahibiz. Şu demek, buradan herkesin anlayacağı net bir şey var. Bu kulübü biz borçlandırmaya gelmiyoruz. Çünkü ben kendi kendimi borçlandırmayacağım gibi kulübümü de borçlandırmayacağım. 30 milyon borç da aldık.
Allah'ın izniyle bu ligde kalsak da üst lige çıksak da bu borcun nasıl biteceğini, nasıl eriyeceğini ve nasıl bir artıya çıkacağımızı hepsini planlamışız. Bu bizim en iyi bildiğimiz işlerden bir tanesi. İnşallah samimiyetimizle bunu sadece lafla değil, tüzüğümüze koyuyoruz. Yani tüzük nedir? Derneklerin anayasası. Bizim anayasamızda artık yöneticilerin şahsi sorumluluğunu ortaya koyacak kadar büyük bir samimiyet ve özveri var. Dolayısıyla bütün Akhisar halkı da en azından kafalarında bir takım soru işareti olan insanlar olabilir. Bunu da çok anlayışla karşılıyoruz. Ya Allah takımını götürecekler, ne yapacaklar, o oldu, bu oldu. Hayır. Akhisar Spor. Burada Akhisar Spor, Akhisar Spor, Akhisar halkıyla beraber güzel. Ve biz de bu kulübü borçlandırmayacağız, zarar ettirmeyeceğiz. Aksine güçlendireceğiz Allah'ın izniyle. Niyetimiz bu. Sizlerin sormak istediği şeyler varsa soru cevap vermeyeceğim. Yani. Ben şöyle bir soru soracağım. Şu anda siz bu kararı aldınız. Evet. Siz seçildiniz. Yok da seçilemediniz. Gelecek olanlar da aynı şekilde bu şartlara aiz olacaklar. Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani. Bu bir tüzük değişikliği olacak. Biz bu kararı almayacağız. Genel kurulumuz alacak. Anladım. Genel kurul bizden önce bu kararı onaylayacak. Seçimden önce yani bu karar alınacak. Aynı gün önce bu karar alınacak. Kim geldi? Kardeşim Şahsım Avlanlı. İnşallah bu bütün kulüplerimize de bir örnek olur. Çünkü şöyle bir örnek olur. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 20 yıldır aynı hükümet bizi yönetiyor. Cumhurbaşkanımız inanılmaz derece spora destek veriyor. Sporun içinden gelmiş birisi. Ama 20 yılda dünya değişir. Bizim futbol kulüplerimiz yine borç batağında değişmiyor. Sebebi ne? Gelen her başkan tamamen atıyorum kafadan. 100 milyon geliri var. Adam 120 milyonlu takım yapıyor. Niye yaptın? Gelirin belli. Niye 120 milyonlu takım yaptın? Ona bakmıyor. Şovunu yapacak, reklamını yapacak. İşte takımı daha iyi olacak. Bakmıyor 3'e 5'e. Şimdi biz gelir ne kardeşim? Şu, sen ona göre takım yapmazsan kendi cebinden borçlanırsın. Yarın kulübü bırakıp gitsen bile peşinden hacize, ricalar gelir. İnşallah bütün Türkiye'ye örnek olur bu. Çok önemli bir şey. Bizden sonra da Akhisar Spor yaşasın diye böyle bir karar aldık. Bence çok Akhisar'ın gelecekte diğer bütün kulüplerden ayrışmasını daha ön planda kalması için büyük bir şey, büyük bir karar bu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Akhisar Gündem, Süleyman Kollu. Bu dernekler tüzüğünde tüzük değişikliğiyle bunu yapacağınızı söylediniz. Peki sizden sonra eğer bir yönetim değişikliği olursa yine bir tüzük değişikliğiyle bunu tüzükten çıkarmaları mümkün değil mi? Bu genel kurul sayesinde genel kurul Akhisar Spor'un genel kurulu üyeleri böyle takdir ederlerse yani bizim getirdiğimiz bu madde tamamen Akhisar Spor'un lehine olan bir şey. Yani yine seçimle yapabiliriz. Genel kurul kendi ayağına sıkmak istiyorsa eyvallah yani ona bir şey diyemeyiz ama hiçbir şekilde Akhisar'da genel kurulda da bırakın genel kurulu Akhisar'ın halkından bir tane insanın bu tüzük maddesine karşı olacağını düşünmüyorum. Yani. Herkesin ayaklarına bu arada birçok kişinin de bundan haberi yok. Herhalde yani biz yönetim kurulu sesi yaptığımızda da inşallah olumsuz karşılanmayız. Çünkü kişinin sorumlu olduğu bir yönetim kurulu olacak. Akhisar'ı seven herkese bunu kabul edecektir diye düşünüyorum. Sen bir şey soracaktın. En son bir toplantı yaptığımız günün akşamı Er Yüksel'in kongre tarihine kadar imza etkisi onda olmalı. Bu konuda bir açık getirir misiniz? Ben anlatayım mı abi? Olur. Şimdi bakın bizim kulübümüz bir spor kulübü derneği. Sportif. O gün de ben aslında aynı şeyi söylemiştim. Sportif faaliyetlerin başkanlığı farklı olabilir. Dernek başkanlığı farklı olabilir. Biz bu sportif faaliyetleri bir şirket olarak da yapabiliriz. Yani örnek olarak söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nde sportif faaliyetlerin başkanı bile ayrı olabilir. Derneğin başkanı ayrı olabilir. Bu tamamen bir hukuki yapılanma ve hukuki işlemlerle ilgili. Yani çok teknik detay bu. Bir ortada dernek var. Yönetim kurulu var ama derneğin başkanı. Sportif başkan olabilir. Sportif başkan var ama derneğin başkanı. Orada Harun Erikçel ile ilgili alınan karar tamamen derneğin başkansız kalamayacağı ile ilgili bir işlemdir. Dernek başkanı olarak Harun Erikçel yönetim kurulu kararıyla gelmiştir. Ama sportif faaliyetlerde başkanlık, yani bizim daha Ayşe amcamızın, ablamızın, işte Mehmet amcamızın anlayacağı şekilde kulüp başkanı Evren Özgür olarak devam ediyor. Nitekim iki tane genç futbolcumuzu profesyonel yaptık, orada mesela.
kulüp başkanı Evren Özbey. Yapılan bütün işlemlerde kulüple ilgili ödemelerde, üst kaynaklardan yapılmış ödemelerde kulüp başkanı Evren Özbey. Yani çok teknik bir detay ama hani sorduğumuz için söylüyorum. Bu arada yani bu fark eden bir şey yok. Biz bir kenetlenmiş ekibiz. Yani Harun Erdüksel'in orada başkan görülmesi ya da benim başkan görmem önemli değil. Önemli olan bence Akhisar'ın bunu tartışmaması gerekiyor. Akhisar Spor şu an yönetiliyor. Bu konuda ilgili çok... sahip mi, sahipsiz mi? Ona bakmak lazım. Harun Erdüksel de bu kulübede yıllardır sahip çıkmış. 17-18 yöneticilik yapmış birisi. Ona yakışır dedik. Dernek başkanlığı sürecini o götürsün. Kongreye kadar. O kenetlenmeyle başarı gelecek bize yani. Harun Erdüksel değil de bir başkası dernek başkanı olsun, biz sportif başkan olalım. Yani böyle bir karman çorman bir kulüp olacağına güzel bir şey bence bu. Bizim için açımızdan bir sorun yok ama işte biraz kurcalanıyor sosyal medyada. Siz genel kurulun sonucunda kulüp başkanı mı olacaksınız, dernek başkanı mı olacaksınız? Genel kurulun sonucunda artık bu bir mecburi bir hukuki süreçti açıkçası. Genel kurulun sonucunda sportif başkanlıkla dernek başkanlığı ayrılmayacak, eskisi gibi normal devam edecek. Ama peki bu yeni statüyü kim nasıl kazandı? Bu eskisi gibi devam edecek. Şöyle, bu bir hukuki statüdür. İsterseniz bunu kulüp içerisinde yapabilirsiniz zaten. Yönetim kurulu olarak karar alırsınız ki biz bunu yönetim kurulu kararı olarak yaptık. Harun Erdüksel'in başkanlığını yönetim kurulu kararıyla mı bir ay önce alındı? Hayır, Evren Özbey'in başkanlığı yönetim kurulu kararıyla alındı. Ardından dernek başkanlığı için Harun Erdüksel'in başkanlığı geldi. Dolayısıyla bu şu demek, ortada bir... pandemi sebebiyle de olan, hukuki olarak yapılmak zorunda olan bir hamle vardı. Diyorum ya, aslına bakarsanız bu bizim Akhisar Sporumuzun günlük faaliyetlerini etkileyecek, hiç sorun çıkaracak bir şey değil. Şu anda misal veriyorum. Bir kulübe bayrak alınacak. Evren Özbey'in imzasıyla alınıyor. TFF'de, başkanım, TFF'de kimin imzası geçerli? Evren Özbey'in imzası geçerli. Ama bu arada Harun Erdüksel'in imzasının geçerliği de engel bir durum yok. Futbol Federasyonu imzaları Evren Özbey atıyor. Bence bunlar çok gereksiz konular. Bakın, imza yetkisi verilmiş. Aksar halkında bence tam tersi bu, çok önemli. Ya şöyle söyleyeyim, biz yine söylüyorum. 10 parmak kenet halindeyiz. Hep beraber Aksar Spor'u bu dalgalı sulardan alıp güzel sular yakınmak için mücadele veriyoruz. Başkan Harun, Evren, Serhat, Işar hiç fark etmiyor. Bakın, biz öyleyiz. İyi niyetinizden şüphe etmedim ama 10 parmak diyorsunuz, şüphem yok ama burada 2 parmak var. Yönetim kurulunda hiç kimse yok. Yok yok herkes. Ama yönetim için bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra da belki hep ben çıkacağım konuşacağım. Önemli değil, yanınızda bir kimse yok. Hayır şu var, bir basın sözcüsü olur, o hep konuşur. Bu bütün kulüplerde böyle, bunda normal bir şey yok ki. Evet evet, aynen öyle. Yani bir problem yok, ayrışma yok aramızda. Hiçbir şekilde bir ayrışma yok. Ne yönetim kurulumuzda, ne sportif anlamda hocamızla, futbolcularımızla. Herkes gayet mutlu ve gayet huzurlu. Ya biz, sosyal medyada bunlar niye tartışılıyor ben onu anlamıyorum. Dün gece 12'ye kadar Harun abiyle beraber oturup kulübün geleceğini konuştuk biz. Yemek yemişiz, sohbet edeceğiz. Gece 12'deydi herhalde. Yani önemli olan bu çalışma, bu azim. Yani imza etkisi şu var. İmza etkisi tamam, kimin olduğu önemli ama bundan sonra daha önemli ne? İmzaya atan şahsi mal varlığı sorumlu oluyor. Yani bizim için en önemli kısım o. Şu an 2 aylık bir süreçti bu. Galatasaray'da da mesela benzer durumlar var. Sadece bizde olmuyor ki. Bu hukuki detayları anlatmak günler sürer. Günler sürer. Halbuki ne olur? Biz sahaya baktığımız zaman, sportif faaliyetlerimize baktığımız zaman biz her geçen gün yapılanma olarak iyi bir yapılanmaya gidiyor muyuz? Sahada genç oyuncularımızın sayısı artıyor mu? Biz bunu tecrübelilerle kaynaştırabiliyor muyuz? Ve başarı, sportif başarıları sağlayabiliyor muyuz? En önemli şeyden bu. Bir şey soracak daha herhalde ama. Biz 20 yıldan beri pek basın sözcüsüne alışık değiliz biliyor musunuz? Ondan da kaynaklanıyor bizim bazı şeylerimiz. Biz şimdiye kadar hiç basın sözcüsüne böyle bir muhabbet yapmadık açıkçası. Hem de bir avukat basın sözcüğümüz var. Hocam soracak mısın? Soracağım da sen. Az önce yönetim kurulumla birlikte demiştiniz yeni oluşum. Hı-hı. Bu yönetim kurulumundaki isimler belli mi? Şu andaki mevcut mesela Harun Erdüksel yönetim kurulunda var mı? Vallahi şöyle, bizim gönlümüzden geçen isimler var. Belli olanları söyleyeyim sadece. 3 kardeşi tanıyorsunuz zaten, Serhat evlenmişler. Harun Erdüksel var yönetim kurulunda. Ben zaten şunu söyleyeyim, yani biz buraya gelmeden önce dedik ki kardeşim, Akhisarlı olarak siz bırakacaksanız biz gelmiyoruz.
Zaten Harun Aleyhisselam'ın mecburiyeti var, bana borcu var yani, bırak gidemez. Yani bıraksa gitmek istiyor aslında, yorulmuş. 20 yıldır yönetici adam. Ama bana sözü olduğu için, bir hatırımız için yönetimde. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Kal dedik abi, kalıyor. Üç kardeş, Harun abi, belli olan başka Bülent Taşkınlar abim yönetici olacak inşallah. Ufuk Merdi abim yönetici olacak. Mutlu abimiz eski yönetimden. Eski yönetimden Mutlu abimiz var. Recep İşçi abimiz. Recep İşçi abimiz, evet. Şey abim haberi bile yok Recep abinin de, buradan haberi olsun. Yazıyorum onu listeye inşallah. Hüseyin Er Yüksel? Hüseyin Er Yüksel yok. Hüseyin Er Yüksel yok. Bu arada Hüseyin Er Yüksel demişken, ben iyi aklıma getirdin abi. Hüseyin Er Yüksel'e ben şöyle teşekkür ediyorum. Kulübüm arka yapıp bize yönetmeyi nasip ettirdi. Biz şu an Aksaspor'un yöneticileri olduğumuz için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Bu bizi gururlandırıyor. Çünkü Hüseyin Er Yüksel kulübü gerçekten marka olarak aldı, başka bir yere taşıdı. Bu şehrin içinde Hüseyin Er Yüksel'e bu kadar tepkiyi ben hala anlamıyorum. Bence çok büyük iş yaptı. Bu taraftarla benim kavga etmiş, sözünü kesiyorum, özür dilerim abi, ama taraftarla kavga etmiş olabilir ama mesele şu, Aksaspor kulübünün markası. Bugün Süper Lig'de olan pek çok kulübün bu kadar marka değeri yok. Kesinlikle, ben o yüzden teşekkür edeceğim. Ayrıca şunu da söyleyeyim taraftarlarımıza. Ne olur taraftarlarımız şunu bıraksın artık. Aksaplı değiller. Bırakıp gitsinler. Ya arkadaşlar, taraftarlar, biz Hüseyin Er Yüksel'in Avrupa'ya taşıdığı kulübü, ya bütün gerçekten geldiğinden beri gülüyor millet bana, ama Şampiyonlar Ligi'de oynatacağız. Hedefimiz bu. Aksaspor bir gün Şampiyonlar Ligi'nde olacak ve o 10 yıl sonra olmayacak. Nişan az önce anlattı. Bizim şu anda kulüp ne zaman personel maaşını biz kardeşlerden borç almadan ödeyebilir hale gelir, onu çizdik. Ne zaman futbolculara kendi kendine parasını ödeyebilir hale gelir, onu çizdik. Tarih tarih önümüzde projeler var. Ekonomik olarak da, sportif olarak da. Yani biz şu anda ön planda olan oyuncularımız Ali Kağan, Çektar, Hasan Ali iyileşirse inşallah tamamen. Bunlar satıldığında bunların yerine gelip pişecek oyuncular bile şu an belli. Notlar hepsi belli. Gitti, Aksaspor'a görevini tamamladı. Gerekli katkıyı verdi, ekonomik olarak da bonservis kazandırdı, gitti. Ki bir sonraki satıştan da pay alacağız inşallah giden her oyuncudan. Yerine kim gelecek? Hasan Ali gitti. Murat geldi, atıyorum. Soko geldi. O bile belli yani. Ay, Soko biraz yaşlı. Proje değil Soko. Soko gelip takıma anlık yapacak şey oyuncu. Yani daha alttan yeni yeni, yaş olarak da daha ufaklar. Çıkaracağız, satacağız. Çıkaracağız, satacağız. Bu yüzden lütfen artık şeyi bıraksınlar. Hepsini çok seviyorum ben. Ne kadar beni kızdırmaya çalışsalar da sosyal medyadan. Evet, Aksaray'da değilim ama Aksaray'ı ben Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağım sözünü veriyorum. Hala sosyal medyada uğraşsınlar. Pişer Bey'e yazısını da paylaşmış. Evet. Maçtan sonra neden futbolculara tehditvari bir yazı paylaştığını sorar mısınız? Çok merak ediyorum demiş. Ya şimdi tehditvari derken, yani şimdi ben bir hukuk adamıyım. Bir futbolcumun, bir çalışanımın, kendi hukuk büromu için de söylüyorum, bir personelimin hatasını not almam kadar ve üstelik ne demişim, kin tutmuyorum. Yani bak, sevgim devam ediyor ama hatanı not aldım. Babanız da hepinizin, benim de babam da bir hata yaptığım zaman hatamı not alır. Niye? Bu hatayı tekrar etmeyeyim diye. Ben yaptıkları yanlışı not tutuyorum da demiyorum bu arada. Yanlış ne? Hatadan farkı. Hata bilmeyerek yapılır. Değil mi? Evet. Yanlış bile bile ısrar ediyor mu? Bak, senin sevgili kardeşin Kim X, bu hatan var. Biz bunu not aldık. Bunu yapma. Nasıl bunu yapmamalısın? Ha, hataları unutalım. Nasıl haksızlıktan ders alacağız? Bakın Mourinho Real Madrid'e geldiği zaman Barcelona'dan 5 tane gol yemişti. Çıktı şu açıklamayı yaptı. Her maçta 1-2-0 yenileceğimi, bir kere 5-0 yenilirim, ondan sonra da hep yenilirim. Ondan sonra da Barcelona'ya şampiyonluk göstermemişti. Not almayalım, hatalarımızdan ders almayalım. Ne oldu? Her hafta 6 yiyelim. Ya hiçbir futbolcuyu tehdit etmek bizim işimiz değil. Biz kavgadan, gürültüden, şiddetten anlamayız. Ben anlayacağım tek şey futbol. Futbol ekonomisi, spor ekonomisi, spor hukuku. Abilerimle beraber biz bu kulübü nasıl kalkındırabiliriz? Ve mümkünse taraftarlarımız, bak ben taraftarları abi de çok seviyoruz. Nereye çok seviyoruz?
Ya nasıl sevmeyelim? Taraftar benim aynı zamanda kulüp olarak müşterim. Ben bugün etikime satacağım. Formayı kime satacağım? Dolayısıyla biz onlarla bir bütün olmak istiyoruz. Bizi kucaklarlarsa sonra kadar kapımız açık. Kucaklamazlarsa canları bilir. Ne yapalım? Canları sağ olsun dedi. Peki taraftarları, 2-3 tane taraftar derneğimiz var. Bunlarla bir görüşme talep ettiniz mi? Onlar size bir bakın biz otele gelen taraftarlarımızla görüştük. Yine görüştük. Bir arkadaşımızı maça bile aldık. Bak projelerimizden bir tanesi. Allah nasip ederse bu Akhisar Spor, Ankara Spor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz ki localarla ilgili yasak gelmeseydi onun başvurusunu yapmıştık. Federasyonların onayını da almıştım ben. Belediyemizle beraber yaptığımız bir projeyle 650 kişiye kadar sınırlı seyirci alacak. Nasip, yani bizde de bir nasipsizlik var genel olarak. Seyirci localara alma mevzusu da yasaklandı. Şu anda biliyorsunuz 20 kişilik protokole yazılan bir liste var. Bunu ben buradan duyurayım. Medya sorumlumuz da burada aynı zamanda kendisi de yapsın bu dediğimi. İki kişiyi Akhisar Spor'u Instagram'dan takip eden ve en az 3 arkadaşını da etiketleyen yorum olarak iki kişiyi bu başkanlık protokolünde bizle beraber çekilişte Allah nasip ederse bu hafta Ankara Spor maçımızda davet edeceğiz. Gayet şeffaf bir çekiliş olacak. Böyle bizle beraber izlesinler maçı. Bizi de aynı duyguları yaşasınlar, görsünler. Ya biz istiyoruz ki, diyorum ya, bütünleşelim. Ama yani biz hep kucak açıyoruz. Hep ya olmaz diyorlarsa ne yapalım, canlar sağ olsun, yapacak bir şey yok. Değil mi? Bir de tesiste kavga falan gibi şeyler okuduk. Yani böyle bir şey de yok. Buradan da bütün Akhisar'a söyledim ben. Son günlük bir şeyle karşılaştım. Gelip sordum ya, tesiste kim kavga etmiş? Taraftarlar böyle şeyler yazıyor. Siz de güldüreyim biraz. Bulaşık yüzden iki aşçı birbirine biraz kızmış. Sen yıka, sen yıka. Bu yani olay. Futbolcular da bizim aramızda öyle bir şey imkansız. Personel arasında falan. Mevcut olaydı da bir sonra da maç değil yani. Ankara değil. Bu bize üzeri. Futbolcularla personelle kavga ediliyor. Ya nasıl? Bakın tekrar söylüyorum. Bunun altını çizmek istiyorum abi. Özür dilerim. Birazdan sonra soruyu. Bizim işimiz şiddetli yok. Bizim işimiz kalemle, kitapla, eğitimle. Biz 9 yaşındaki çocuğun Avrupa'ya gidecekken ya bu adam biz 9-10 yaşında İngilizce öğretelim diye az önce anlatıyoruz. Bu özel okullardan kontenjan talebinde bulunacağız. Allah nasip ederse onları eğitimini de sağlayacağız diyoruz. Bizim işimiz kavga olacak. Ya bu saçmalık yani. Buna yani bunu düşünmek gaflet değilse de en hafif tabirle dalalet de diyorum ben. Ya hayır, hiç öyle kavga, şiddet, gürültü bizim jargonumuz yok. Abi bir şey soracağım. Maçtan sonra hemen akabetinde hocamızla alakalı istifa paylaşımları yapıldı. Bunlar kimin tarafından yapıldığını bilebiliyor musunuz? Abi ben bunu kontrol etmemiz, inan, yani bunu kontrol etmemiz için bir suç olsa orada da suç duyurusu yapacağız. Tespit ettirilir belki bir işe bir şey. Orada bir suç duyuyor. Adam biri yazmış. Hocaya istifa etmedi. Etmedi yani. Hocamız burada birazdan iman çıkacak. Yazan da inanıyor. Yazan birazdan iman çıkacak. Beraber göreceğiz. Bir de şunu samimiyetle söyleyeyim. Abim, ben, diğer abim, Harun abi, bütün yönetim samimiyetle söylüyorum. Her şeyi konuştuk. Bir de hocanın istifasını ya da gönderilmesini konuşmadık. Böyle bir şey yok. Ya biz zaten bu tür yönetim anlayışına karşı olduğumuz için bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Skor odaklı yönetici yapmayacağız. 6 tane attık diye de OC'yi kahraman yapmak diyor. İkisi de olmayacak. Ya biz zaten ona karşıyız. Karşı olduğumuz fikirleri uygulamaya mı geçeceğiz bu? Akıl dışı bir şey, akıl tutulması yani. Dolayısıyla hocanın istifası gündemde değil. Bizim de hocayı göndermemiz gündemde değil. Ha, gerçekten fayda sağlayamayacağı bir noktadır. Hep beraber bir oturup istişare edilir. Yollar ayrılır. Abi şu anda hepimiz hocanın bu pozisyonda gayet başarılı olduğunu, iyi işler çıkardığını ve bizlerin de ona ne kadar alınlaşmaya çalışırsak o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz. Biz ilk geldiğimizde hocamıza ben şunu söylemiştim. Hocam hazır mısın dedim. Neye dedi? Önce dedim yine Avrupa Ligi'ne sonra Şampiyonlar Ligi'ne. Nasıl yani dedi. Hazırlan işte dedim. Beraber gideceğiz dedim. Hala bu cümlenin de arkasındayım. İnşallah kısa sürede bunları göreceğiz. Bu sıkıntılı günlerden sonra önce Süper Lig, sonra yukarı gelen Avrupa Ligi'ni kovalayan bir Akhisar Spor olacak. Buyurun abi.
uzunca bir süredir hep uzun vade ve orta vadede planlarınızdan bahsettiniz ama yakın vadede özellikle şu pandemiden dolayı ertelenen kongreden sonra yapacağınız ilk, eğer yönetimde siz olursanız, hangi çalışmaları yapacaksınız? Yani transfer yasayla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Bir futbolcu alma gibi bir düşünceniz var mı? Bu yılki hedefimiz nedir Akhisar Spor için? En azından bunu da halk merak ediyor taraftan. Yani. Ben sadece şunu söyleyeyim, bir şey cevaplasın. Bu ilk hedef Süper Lig, geri Süper Lig'e döneceğiz. İnşallah. Geldiğimde karmaşadan dolayı yine birçok insan bunu söylediğimde yine böyle bir tebessüm ediyorlardı falan. Fakat gördüler ki işte öyle değil. Evet, biz playoff'u zorlayan bir takımız şu an. İnşallah Süper Lig olacak. Transferle ilgili bir şart hukukçu zaten, o devam etsin. Şimdi transfer aşma çalışmaları ile ilgili çalışmalarımız var. Şu anda da bu çalışmalardayız. Ama bu da bir süreç. Hem ekonomik olarak bir dengeyi gözetmek durumundayız. İçerideki futbolcularımızı incitmeden. Ama bir yandan da futbolun gerçekleriyle yüzleşerek bu dengeleri tutturarak çalışma yapıyoruz kısa vadede. Zaten Allah nasip ederse kongre 11'inde olursa bizim hemen önümüzde transfer için yaklaşık bir 30 günlük bir süre var. Ama biz burayı beklemedik, açık konuşayım. Transferi açmak için çalışmaları başlattık. Serhat şu an İstanbul'da transfer çalışması ile ilgili görüşmeler yapıyor mesela bugün. Ha, ama yani sürekli çalışıyoruz bunun için. Sürekli çalışıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Transfer açılmadı, açılmayabilir. Açılmamasının sebebi mevcut borçlar değil sadece. Bazı davaların erken bitme durumu var. İsim telaffuz etmek istemiyorum. Erken biterlerse şu anki mevcut borcumuz biraz daha artacak. Dolayısıyla onu da şu anda kulübün kendi kaynaklarıyla da bizim de dahil edeceğimiz öz kaynaklarımızı açmamız mümkün olmayacak rakamlar var kısa vade için söylüyorum. Böyle bir durumda da takımı ne kadar daha verim alabiliriz? Yani bunun planlamasını yapacağız. Açmak şart mı? Değil. Açmasak da biz Süper Lig'e gider miyiz bu ekipte? Zerre kadar şüphem yok bundan. Ama açarsak en azından taraftarımız da mutlu olacak. Yani benim anladığım bu biraz da taraftar bunu çok istiyor. Transferi açalım. Ama emin olun. Devre arasında getireceğiniz oyuncuyu da çok doğru yerden seçmek lazım. Yani nokta transferi. Tabii nokta transferi yoksa da getir, doldurdun, açtın. Ne olacak? Borcun 30 lirayken 40 lira olacak. İşte bunların önüne geçelim. Transfer yapacaksak da çok ince elif sık doğru kıracağız. Yani transferi şu anda yüzüğü taşıyacağız diyemiyorum. Çünkü bu gelecek alabileceğimiz futbolcuyla alakalı bir şey. Tekrar söylüyorum. Yani mevcut şartlarda inanılmaz bir futbolcu olur. Açılır. Transfer alınır. Ha bu arada transferi açmıyoruz. Borç ödemiyor muyuz? Hayır. Yani yanlış rakam vermek istemiyorum ama işte geçtiğimiz haftalarda ilk yaptığımız toplantı yaptığımızda 23'e 40 bin lira para ödedik. Şu anda Emdes için ödenen para yaklaşık en az 150 bin lira. Tam rakamı telaffuz edemiyorum. Bakmam gerekiyor. Bir taraftan da borç ediyor yani. Yani şu ana kadar geldiğimizden beri 200 bin lira sırf hani kafamız 190-200 civarı, 1000 lira civarı 9'la çarptığınız zaman neredeyse 2 milyon borç ödeyeceğiz. Ne kadar geldik biz, ne kadar durduruz? 5 hafta mı, 6 hafta mı? 2 ay olmuş. 2 ay olsun. Yani. Ayda 1 milyon borç ödeyecek başka var mı? Şey, yani yönetim anlayışı. Yani biz bunları hep anlatmaya çalışıyoruz. O oldu, bu oldu, onlara bırakalım. Biz bu kulübün borcu eriyor şu anda. Transfer bu sene açılmadı abi. Ne oldu? Yazın borcumuz 30 milyondan düştü 20'ye. Yani en önemli şey, tekrar söylüyorum. Bugünleri bir daha yaşamak istiyor muyuz, biz istemiyor muyuz? Yani transferi açmak benim işime gelir, kolayıma gelir. İçerideki futbolcunun parasını ödemem. Her şey, geçtiğimiz şeyleri de açabilirdik yani. Açılabilir, açılmaz değil. Ama içerideki dengeyi bozduktan sonra açmadık. Tekrar söylüyorum, Bolu maçını alsaydık ikinci sıradaydı. Şimdi açmamız mı daha iyi, açmamamız mı? 6-0 yenilmişiz, olabilir. Lider Tuzla Spor'u da 6-7. Ya hep akılcı yaklaşmak lazım. Show kısmı, tamam bu iş aslında bir show business. Ya güzel söyledin. Şu an taraftara show yapacak olsak, mesela bir hafta içinde biz yine içerideki futbolculara para dağıtacağız. Bu futbolculara bu hafta biz para dağıtmayalım. %100 diyebiliriz değil mi? Tabii tabii. Serhat transfer açmayı açarız. Kesin. Ne oldu? İçeride huzur bozuldu. Bir ay sonra gelecek oyuncular için. Bir ay sonra gelecek oyuncular, tabii ki bizim işimiz bu. İyi topçular seçeceğiz muhakkak ama
Bazen en iyi topçu gidiyor başka bir yerde. Olmuyor yani. Ruh tutmuyor, takıma uyuşmuyor. Tabii olmuyor. Devre arası transfer oluyor yani. Evet. Çok, gerçekten çok zor. Yani bir kere devre arasında iyi oyuncu almanız için takımlarında oynamayan oyuncu almanız lazım. Sorunu topçu. Sorunu topçu almanız lazım. Lig 3 Ocak'ta bitiyor. İkinci yarı 22 Ocak gibi başlıyor. Bizde kalacak 2 hafta. 2 haftada 6 ayda top oynamayan oyuncu alıp nasıl hazırlayacağız takım? Bunun hazırlanması 2-3 hafta. 17 maç vardı. Geriye ne kaldı? 14 hafta bana verim versin. Verirse ya Rabbi şükür vermedi. Para da boşuna gitti. Yani borcu katladı. Bu detayları çok hani takım da gerçekten maliyetsiz olur. Şartlar da uygundur. Bütün kriterlerimize uygun olur. Transfer açılır, transfer yapılır. O bizler için dert değil. Dert de olmamalı. Daha bu kadar. Durum bu. Var mı başka soru acaba? Teşekkürler. Başka soracak soru yoksa son ben birkaç şey söylemek istiyorum. Geldiğimizden beri bize destek olan, bu zor süreçte destek olan birkaç isme ben teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan en başta tabii belediye başkanımız geliyor. Katkıları, Besim Dutlu Başkan'ın katkıları sürekli devam ediyor. Maddi ve manevi. Yani manevi olarak da bizi en çok motive eden kendisi. Bizi iş alanlarımızdan da yine teşekkür borç bildiğim bir tam ve Bülent Taşkınar abim. Sürekli her modumuz düştüğünde bizi motive ettiler, desteklediler. Yine Abdurrahman abim, kahve diyarlarının sahibi, ona da teşekkür ediyorum. Ufuk Merda abim, ona teşekkür ediyorum. İnşallah böyle şehirdeki iş alanlarımız çoğalır, kulübü destekleyen, bizi destekleyen. Kimseden para istemiyoruz, sadece bize böyle manevi destek versinler. Bu yeter bize. Belediye başkanımız hariç o parayı vermeye devam etsin. şöyle anne. Onun önündeki parayı da şu an personel desteği. Ve tesis desteği anlamında. Tesis tarzın personel desteği. Bize vermesin yani onlar öyle diyor. Yani aynen. Kulübe bir para olarak bir talebimiz yok ama aynen. Personel ve tesis desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Ayağınıza sağlık.